Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimiz üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün tarifimizde ne var? Bugün tarifimizde lahana turşusu var inşallah. Bir de lahana sarması da çıkarsa bundan. Ve Artı kısır da bundan yapabiliriz. Yani kısırı da kullanabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hatay lahanası. Yani bu yerli lahana. Yazın nereden geliyor bilmiyorum ama burada yetişmiyor. Niğde'den mi duydum sanki? Ama bunlar yerli lahana. Kışın da bizim burada yetişiyor. Ama şu an bu başka yerden geliyor. Çünkü ben her aldığım şeyi nereden geldiğini soruyorum. Bunlar sarma için ayırıyor. Sarmalık. Sarmaya. Benim en sevdiğim sebzelerden biri nedir? Lahanayı seviyorum, evet. Lahanayı böyle meyve gibi severim ben. Evet, çok severiz. Mesela bunun neresine kadar sabır olur? Olur aslında. Ama bize lazım olduğu o kadar sadece alacağız. Hepsi olur mu yani normalde? Yani hemen hemen. Şimdi bunlar maşallah lahana büyük ya. Onun için bunlar sarmalık. Bunlar turşuluk. Bu. Neye göre peki sarmalık turşuluk? Yani düzgün olanlar şöyle mesela. Bunlar ne olur? Sarmalık olur. Evet. Bunlar sarmalık. Bunlar da sarmalık olur ama çok fazla olur. Bence gerekiyor. Turşuluk. Daha pişti de güzel oluyor. Evet inşallah. Lahana turşusu da yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Geçen sene takipçim, bir takipçim istemişti. Ama maalesef fırsat olmadı. Yapacaksın. Sonra depremi yaşadık zannedersen. Onun için yapamadım. O adam, Hatay lahanasından yapacaktım o zaman. Ama bu da yerli. Esselamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün güzel bir tarif yapacağım inşallah. Çoktan istenen bir tarif. Bizim de beklediğimiz. Depremden önce aslında istek gelmişti. Şimdi de geliyor. O zamandan yapacaktım ama maalesef kısmet olmadı. Depremi yaşadık. Neyse yine depremi hatırladık. Ama kısmet bugüneymiş. Neyse buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada lahanamız var. Organik lahana. Şöyle bunu parçaladım. Daha da parçalayacağım. Şimdi burada da 1 kilo havucum var. Bunları da güzelce soydum. Şimdi doğrayacağım bunları. Evet. Fazla zamanımızı almayın diye ben bunları yıkadım, hazırladım. Şimdi karışık olacak galiba değil mi anne? Evet, içine havuç koyacağım. Biber olmasın ama. Yok, biber koymayacağım. Acı çünkü istemiyorsunuz. Aynen. Gerek de yok. Zaten ben ayrı basıyorum biberi. Şimdi lahanamızı bu şekilde doğruyorum. Konya'da tanıştığımız Zayda teyzemiz var. Evet. Buradan ona selam olsun. Şimdi onun lafını ettik onun için. Aynen. onun bize tarifiyle. Daha önce getirmişti. Turşu da getirmişti. Bir de hoşaf mı oluyor? Yani ne oluyor? Komposto gibi mu? Ama böyle sanki gibi. Hatta o zaman kıştı. Biz daha yeni... Ramazan'da. Aynen, Ramazan'da değil mi? Evet, Ramazan'da onları biz hiç yemeyiz aslında normalde. Aynen. Sevmeyiz ama, Böyle sanki her gün bir kavanozu tükettik. Aynen. Maşallah. Böyle sanki taze meyveyi hemen kapatmışsın gibi. O kadar güzeldi. Evet. Ondan sonra onu da nasıl yaptığını kendisine sorduk. İnşallah. İnşallah yakında. Aynen. O da Zahide Hanım'ın tarifiyle inşallah komposto yapacağız. Çok iyiydi ama. Ramazan'a hazırlayacağız inşallah. Çok güzel olmaz mı anne? Ramazan'da şeftali çok, mesela. Ya Ramazan'da çok, şeftali istiyor düşün. Evet, Ramazan'da taptaze. Çok güzel oluyor. Aynen, çok değil güzel mi? Gerçekten. Şimdi ben bu lahanayı ne yaptım? Tabii ki önce güzelce yıkadım. Hazırladım böyle. Lahanalarımı şimdi bu şekilde doğruyorum önce.
Hani kimisi ne yapıyor? Bir gece tuzlu suyun içinde yatırıyor böyle. Tuzluyor, bekletiyor. Ben böyle sevmiyorum. Herkesin damak tadı farklıdır. En son yaptığımız turşular çok güzeldi. Evet. Böyle hiç aynı. Yaz olduğu halde. 3-4 gün sonra maşallah. Yedik değil mi anne? Hemen oldu. Yani evet, hava sıcak ya yazın diye. Ha, ondan. O yüzden çabuk oluyor. Şu anda hemen olmaz mı yine? Yine bir hafta. Olsun, yine çok yapılan, ama yine yaptığım turşular daha safa sağlam. Aynen. Bir de suyu, ben onu soracaktım. Evet. Mesela suyu berrak mesela. Onu işte onun turşulaması var muhakkak. Tabii ki. O sebepten suyu çok berrak oluyor, temiz oluyor. Sürekli duru oluyor suyu. Aynen. Şimdi lahanalarımız bu şekilde hazırladık. Şimdi burada sarımsak dedi. Arda takipçilerim sarımsak diye. Ama sarımsak daha güzel oluyor. Sarımsak mı? Samırsak. Hangisi daha güzel? Samırsak deyince, pardon. Samırsak mı? Hı. Senin, ya, sana biz, özel. Biz küçüklüğümüzden beri samırsak biliyoruz. Yani. Şimdi sarı takviye ne yapıyorum? Önce şöyle birazcık sarımsak. Samırsak atıyorum içine. Ve birazcık kavanozlarımdan da atıyorum. Bu kavanozlarımız da kimden? Bunları Refika Hanım kardeşimden. Refika Hanım kendi çocukları çilek reçelini çok seviyorlar. Ona gitmiştik onun yanına. Su böreği yapmıştık hatta. Su böreği videosu. Baklava bize açmıştı. Eller dert görmesin inşallah. Damya Hanım dedi ki ister misin dedi. İçine turşu bir şeyler yaparsın. Tabii ki dedim, niye olmasın. Şimdi onun kavanozuna turşu yaparız. Refika Hanım kavanozlarıyla turşu yapacağız. Refika Hanım'a buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Onu buradan öpüyoruz. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Ve cümlemizden inşallah. Hı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacağım kızım? Bak gel göster. Gelin. Bak birazcık her birinin içine şöyle birazcık. Yani atıyorum. 5 tane falan mı? Yok, 7-8 tane. Hatta belki 10 tane kadar. Hı. Niye bunları atıyorum? Bu daha çok turşumuza ekşitmesi için. Bir gün maya da yapalım mı anne? İnşallah. Özledik. Yapacağım inşallah, maya düşünüyorum. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Lahanalarımızı buraya dolduruyoruz. Şöyle aradan ne koyacağız? Renklendirmek için. Hmm. Bu çok güzel oluyor böyle. Ama ben bunları aslında bulaşık makinesine koydum. Sıcak sıcak bunları çıkaracaktım ama maalesef bulaşık makinesi bitirmiş. Ben onları unuttum. Ama böyle kaldı. Olsun. Ama ben bunları mutlaka çamaşır bulaşık makinesinde bunları güzelce yıkadım. Şimdi eşit olsun diye bu kök tarafı, bu kök tarafı, burası daha çok yaprak tarafı. Aldığım lahana çok büyüktü. Aynen. Onları sizinle zaten paylaştım. Değil mi? Onu sen. Evet. Arzu Hanım, onu sizinle paylaşacağız. Şimdi bundan. Buradan mı yetişiyor? Kırıkhan. Ama o daha bu değil. Tadı güzel ama tatlı yine çok, de. Ben çok seviyorum. Kırıkhan. Küçük havucu. Küçük oluyor böyle. Yani biraz daha çok büyük olmuyor. Ben gerçekten çok seviyorum. Mi yazın başında bahçeden acur muydu? Kıtlı yapmıştık. Evet. Hep onları yedik turşusu, yazın. Turşusu, sos biber turşusu, salatalık falan. Salatalık turşusu kendi bahçemizden. Bütün yaz boyunca yedik. Aynen. Ve hala yemeye devam ediyoruz. Çocuklar gerçekten çok beğendiler. Çok da güzel olmuştu. Ben Adana'da turşu yapıyordum ama yaptığım turşudan memnun kalmıyordum aslında. Aynen. Yani ne kadar niye uğraştıysa o sebebi neyden olduğunu bilmiyorum. Mesela orada yaptığım çökelek, sürk yapıyorum ya, orada küflenmiyordu Adana'da. Ama burada nasıl yaparsam bir yapayım. Bir takipçimiz hatta sormuş anne onu. Ben aynı, onu cevapladım da. Aynı tarif, ne diyor? Şey,
sürük yapmış ama küflenmiyormuş. Sebebi bazen küflenmeyebiliyor. Evet. Aslında biraz çökelekle de mi alakalı? Hava da çökelekle alakalı ya da o havasıyla alakalı. Aslında çökelekle alakalı bence. Ama biz neden orada küflenmiyordu, burada küflenmiyor o da. Ama biz Adana'da ilginç. 30 yıl kaldık. Küflendiremedik gerçekten yani. Gerçekten çok ilginç. Sayın takipçilerim burada. Dün çarşıya gitmiştim. Ve ben çocuklara daha önce tabii ki kıtı basmıştım. Ama biberle karışık basmıştım. Acı olduğu için yemiyorlar. Yiyorlar çok az. O yüzden bunları aldım. Bunları basacağım. Ay, keşke hepsi böyle küçük olsaydı. Evet. Daha bir dahaki sefere gittiğimde şimdi bunları bu şekilde şöyle ucundan şöyle kesiyorum. Ufak olanları. Bunları böyle kesiyorum. Büyük olanlar doğrayacak mı? Şöyle. Şöyle bunları ne yapıyorum? Şu buraya 2-3 diş sarımsak havuç da koydum. Bir de birkaç tane nohut da koydum. Şimdi ne yapıyorum? Aa, uzun uzun koyacağız. Evet, bunları bu şekilde. Ben evet. Arzu kızım böyle seviyor. Onun evet. için. Mirsin'i ne görmüştüm. Bunları böyle sevmiştim. Yapacağım. Sen seviyorsun diye sırf öyle yapıyorum. Teşekkür ederim ya. Havuç da koyalım. Şöyle. Öyle koymasak biraz da yani sadece öyle kalsa olmuyor mu? Nasıl? Sadece ilk koyduklarım kalsa üstüne koymasak. O zaten gözükmüyor ki. Hı. Biraz havuç da koyalım. Şöyle. Şöyle. Hı hı. Çok güzel. Onları da istersen böyle yaparız. Senin nasıl yapacağız? Torş şeylere koyduk ya onun için olmadı. Hı, o zaman koymayalım. Ya da az koyalım. Hı. Sonra koyarız bunu. Şöyle. Şöyle. Bu. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Bunlar da. Yine şöyle kesiyorum. İki tarafını kesiyorum. Hı hı. Ama bunları tabii ki doğrayacağım diye delmeye gerek yok. Hı. Daha önce yaptığımız gibi yani. Hem yemesi de kolay oluyor böyle. Hı hı. Evet, daha önceden de yapmıştım. Önce biraz nohut. Şöyle 10 tane kadar nohut. 2-3 tane de sarımsak. Sarımsak isteğe bağlı. Seviyorsan daha fazla koyabilirsiniz. Bir de havuç koydum altta. Şimdi kıtelerimi dolduruyorum. Yani iki kavanoza sığacağını yani tahmin ediyorum. Bunlardan da koyalım. Havuçlarımızdan. Şöyle. Ve ne yaptık? Tam tamına değil mi? Tahminim doğru. Bir kaşık, iki. Bence az. Yani iki kaşık. Kaya tuzu mu? Aynı kaya ne tuzu? Şöyle bir. Turşu tuzu mu yani? Evet, olur. Bu turşu tuzu oluyor. Dolu dolu iki kaşık. Buz. İki kaşık. Bu bir kiloluk kavanoz oluyor değil mi anne? Bir kaşık tuz. Aslında iki kaşık koysak daha güzel oluyor. İki kaşık. O zaman iki koyalım. Bir. Ve iki kaşık. Tuz. Turşu tozu. İki kaşık. İki kaşık turşu tozu. Şöyle. Burada bir tatlı kaşığı. Şeker. Her birine bir tatlı kaşığı şeker. Kendi silgimizde mi yapsak anne? Yapacağız inşallah ama ne zaman? Onun bir mevsimi var mı?
Hayır, istediğim meyve bol oldu, o zaman daha iyi. Şimdi bir yer. Elma yapalım mı biz? Ben evet, elma çok seviyorum, elma sirkesini. Şimdi ben bugün hem elma sirkesi, her bir kilo kavanozun içine bir çay kaşığı sirke. Bir çay kaşığı, çay bardağı. Bir çay bardağı sirke. Yetmeyecek ama. Üzüm sirkesi de kullanacağım. Bunu da şöyle dağıtacağım. Şimdi ne yapıyoruz buraya? Şimdi buraya her birine bir çay bardağı koydum. Ona bir kiloluk. Bu iki kiloluk olduğu için iki çay bardağı, yani bir su bardağı diyelim. Şöyle. İki çay bardağı sirke. Yani bir çay bardağı da koyabiliriz. Diyoruz. Kaynar suyumuzu ilave ediyoruz bu şekilde. Kaynar su. Mutlaka turşunuza mutlaka kaynar su. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Hazır ve kaynar su olursa turşunuz emin olun daha güzel olacak. Ondan şüpheniz olmasın. Bir yıl, iki yılda kalsa kesinlikle bir şey olmuyor. Peki bu şey olmasının sebebi, suyun berrak olmasının sebebi? Suyun berrak olmasının sebebi hem hazır su hem de su, kaynamış su özellikle. Yani özellikle kaynamış su turşumuza koyalım. Bu şekilde. Şimdi bile parlıyorlar anne. Evet. İki sene kalsa hiçbir şey olmaz turşumuza. İki sene. Şimdi koyalım. Şimdi bile turşu gibi koktular anne. Evet. Çünkü niye kaynar su? Bu bir de turşumuzun daha çabuk olmasını sağlar. Bunlar tam. Bunların rengi çok güzel. Evet. Bunlar bir hafta sonra turşumuz hazır. İnşallah. Bir hafta. Şöyle bastırıyorum. Su ister mi acaba diye içine. Şimdi ne yapıyoruz? Turşumuzun kapaklarını kapatıyorum. Bu şekilde. Ben kapatayım bence. Yok, fazla sıkmıyorum. Yani beni rahatsız etmiyor. Bu da rahatsız etmiyor mu? Demek ki neler yapıyorsun? Diyor aslında da, ama ben alışmışım ya. Beni... Tamam ama hiç yapamam lazım anneciğim. Şöyle. Bu iki dış bir iç mi oluyor? İki defa böyle. Bir dışı da. Bak bir. Hissediyorsun ama sen o şeyi. Evet. Sayfakçılarım bana ders oldu. Tabii ki ama ben tuzlu yoğurt yaptım ama burada deprem bölgesi olduğu için gittim kapak almak için. Kavanoz ve kapak. Yazısız kapak buldum bu şekilde. Paşa bahçeleri olmayan yani. Bunları almak zorunda kaldım ama evet, maalesef yoktu çünkü o zaman. Kavanozlarımı açtığım zaman tuzlu yoğurt kavanozlarımı paslı çıkıyor. Genelde paslı çıkıyor. Hakkınızı helal edin. Aslında tuzlu yoğurt öyle değmiyor ama paslanmış evet. Tabii. Ama tabii ki yenmez mi? Yenir ama kesinlikle bir daha bu şekilde kapak almıyorum. Bu şekilde mutlaka paşa bahçe mutlaka bak. Ben burada reklam yapmıyorum. Mutlak kapaklarınız paşa bahçe olsun. Bunları çöpe atıyoruz. Zaten o içindeki renginden belli şey evet. Oldu. Ama ben tabii ki deprem bölgesi olduğu için ben bulamadım. Şimdi yoktu bile. Sayın tavşiler, şimdi turşularımız hazır. Şöyle yakından bir göstereyim. Maşallah, subhanallah. Turşularımız böyle. Bunlar da böyle. Lahana turşumuz. Hem elma sirkesinden hem üzüm sirkesinden bastım ikisinden. Bakalım hangisi güzel olacak ama ben daha çok elma sirkesini tercih ediyorum. Bir de görünüşü daha beyaz bence. Evet, bu elma sirkesi. Bu tarifimden yapın mutlaka, bak mutlaka üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka suyunuzu kaynatın. Eğer hazır su olursa
daha da güzel olur. Ama mutlaka kaynamış su. 2 sene, emin olun ki turşunuz 2 sene dayanır. Evet. Şimdi turşumuz hazır. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Ve beni sevdiklerinizden paylaşırsanız ve beğeni yaparsanız bana destek olursunuz. Gerçekten yorumlarınız benim için çok önemli, çok değerli. Hepiniz de çok değerlisiniz benim için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.